çocuklar, nasılsınız? Güzel bir güne yeniden uyandık ve çok muhteşem konuyla ve etkinliklerle karşınızdayım. Bugün konumuz orman. Ormanlar hakkında daha önceden konuşmuştuk. Tekrar edeceğimizi söyledim size. Dün tekrar haftası yapacağımızı, biraz ormanlarla ilgili konuştuktan sonra matematik çalışması yapacağız. Hazır mısınız? Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi takın. Ders başlıyor. Çocuklar, orman neydi? Evet, ağaçların bulunduğu topluluğa orman deniliyordu. Peki ormanda neler vardı? Değil mi? Hayvanlar vardı. Harikasınız. Çocuklar, ormanlar oksijen kaynağı bizler için. Nasıl ben dün su için size şey söylemiştim. Oksijenden sonra en önemli temel kaynağımız sudur demiştim. Ormanlar da ağaçlar vesilesiyle sağlıklı olabilmemiz için oksijen alıyoruz çocuklar. Ağaçlar sayesinde mis gibi temiz oksijen alıyoruz. Bir oksijen alır mısınız çocuklar? Bir nefes alır mısınız? Bir tekrar yapalım. Karnınız şişiyor mu? Asıl nefes alırken karnınızın şişmesi gerekiyor çocuklar, oksijen alırken. Doğru olan bu. Tamam mı? Buna dikkat edin. Oksijen almamızı sağlayan en önemli etkenlerden biri ormanlar çocuklar. Yani koca koca ağaçlar. Orman içerisinde çocuklar sadece ağaçlar yok. Küçük küçük bitkiler, küçük küçük mikroorganizmalı canlılar, çiçekler, papatyalar vesaire vesaire, bir sürü yeşillik çeşidi var çocuklar. Bir de ormanlar hayvanlara ev sahipliği yapıyor. En küçük hayvandan en büyük hayvana kadar bütün canlılar ormana yaşayabiliyor. Orman onlar için bir ne oluyor? Yuva oluyor, değil mi? Şimdi biraz da ormanın faydalarından bahsetmek istiyorum çocuklar. Ormanlarda ağaçlar kökleriyle toprağı tuttukları için ne oluyor? Toprak kaymasını engelliyor. Bunun diğer bir adı da erozyon çocuklar. Erozyonu önlüyor. Su baskınlarını önlüyor ormanlarımız. Ondan sonra doğal afetleri önlüyor. Dediğim gibi erozyonu önlüyor. Ormanlar bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su kaynağı. İklim üzerinde olumlu etkileri var çocuklar. Sıcağı ve soğuğu dengeliyor. Su buharını yoğunlaştırarak ağaçlar neyi sağlıyor? Yağmuru sağlıyor çocuklar. Hava kirliliğini ve gürültüyü önlüyor. Evet çocuklar, yani ormanlık alana gittiğiniz zaman bol ağaçların olduğu yerde mis gibi hava deriz. Niçin? Çünkü orada hava kirliliğini ağaçlar engelliyor, değil mi? Gürültüyü engelliyorlar. İnsanlar genelde ormana neden gidiyor? Eğlenmek için, dinlenmek için, boş zamanlarını değerlendirmek için gidiyorlar. Ha, bir de piknik yapmaya gidiyorlar. Piknik yapmaya gittiklerinde ateşleri yanıyor ve ateşleri söndürmedikleri için ya da etrafındaki çöpleri, yani geride bıraktıkları çöpleri toplamadıkları için hem ormanlarımız kirleniyor hem de olası yangınlar çıkabiliyor çocuklar. O yüzden ne yapacağız? Ateşimizi iyi söndüreceğiz ve ağaçlardan biraz uzakta yakmaya çalışacağız mangalımızı. Bir de ormanlar yaban hayatını korur. Nesli tükenmekte olan hayvanların üretimi, korunması ve barınmasını da sağlamış olmaktadır. Yaşamımızın her alanında ihtiyaç duyuyoruz çocuklar. İhtiyaç duyduğumuz ham madde olan odun nereden geliyor? Ağaçlarımızdan, değil mi? Biz bunu günlük yaşamımızda kullanıyoruz. Yakacak ve mobilya olarak kullanıyoruz. Benim şu an elimde bulunan masa bir ağaçtan elde edildi, değil mi? Bu önümde gördüğünüz defter aslında o da bir ağaçtan elde edildi. Ağaçlar kesilerek ne oluyor? Kağıt oluyor. Kağıtları bu yüzden ne yapıyoruz? Dikkatli kullanıyoruz. Ne kadar çok kağıt tüketirsek çocuklar, o kadar çok ağacımız yok olmuş olur. Ağaçlarımızın yok olmamasını istiyorsak ne yapıyoruz? Evimizin bahçesinde ya da okulumuz açıldığında okulumuzun bahçesinde ne yapalım? Birer fidan dikelim ve bu fidanlar büyüdüğü zaman kocaman bir ağaç olsun ve biz onun altında dinlenelim, hikayemizi okuyalım, kitabımızı okulayalım, onun altında oyunlar oynayalım, değil mi çocuklar? Kendimize sağlıklı, kaliteli bir yaşam alanı yapmış oluruz. Anlaştık mı?
Harika o zaman. Şimdi sizinle bunu kısaca anlattım. Biliyorum çok sıkılmayın diye. Ben şimdi size matematik etkinliğimizi göstermek istiyorum. Şöyle bir etkinlik. Ne yapıyorsunuz? Bunu sonra yapacağız. Ben size bir önceki dersimizde ne demiştim matematik dersimizde? Küçük tuvalet kağıdı rulolarını dedim saklayın demiştim. Onları ben ikiye böldüm çocuklar. Ve üzerine sayıları yazdım. Ve buraya yapıştırdım. Yapıştırdım ve ne yapacağız? Az sonra. Öncesinde benim elimde bir bardak var ve bardağın içinde şöyle ne var? Soda şişesi kapağı var. İsterseniz siz içecek şişesi kapağı da bu şekilde kapakları biriktirmenizi istiyorum. Bir de bir bardağımda da ne var? Nescafe. Evet. Bir de ben önceden almış olduğum kendime şöyle çubuk oyuncak tahtalarım var. Matematik etkinliğimiz için bunlar bize lazım. Ben şimdiden gösteriyorum ki anneleriniz belki şunlardan varsa getirsin diye çocuklar. Önce matematikte bir ritmik saymayla başlayalım. Olmazsa olmazımız ritmik sayma, değil mi? Hazır mısınız? Birlikte sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 18, 19, 20. Evet, harikasınız çocuklar. Her matematik dersinde ritmik saymayı yapacağız. Buraya sayılarımı yapmadım. Artık biraz bıkmış olabilirsiniz diye. Bir de renkleri yapmak istiyorum çocuklar. Değil mi? Her gün, her matematik dersinde yapmamız gereken sayılar, şekiller, renkler. Bugün biraz şekillere girmeyeceğim. Yine tekrar ederiz üzerinden ama sayıları yapmak istiyorum. Benim elimdeki oyuncağımda görmüş olduğunuz gibi neler var? Boncuklarım var. Bu göstermiş olduğum boncuk hangi renk? Mavi. Bu göstermiş olduğum sarı. Bu göstermiş olduğum turuncu, bu göstermiş olduğum yeşil, bu göstermiş olduğumda kırmızı. Bu demir hangi renk çocuklar? Sarı. Peki bu ortadaki demir? Evet, mavi. Peki bu göstermiş olduğum demir? Kırmızı. Peki şurada çocuklar şu ortadaki boncuklardan saymak istiyorum sizinle birlikte. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Birlikte sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada tam 9 tane boncuk varmış. Onun olması için kaç tane daha boncuğa ihtiyacımız var çocuklar? 9 tane var. Ama biz 10 olsun istiyoruz. Kaç tane daha boncuğa ihtiyacımız var? 1. Evet, tam 10 tane olması için bir tane daha boncuğa ihtiyacımız vardı. Hemen şöyle bir şekillerin de üzerinden geçelim. Bu hangi şekil? Üçgen. Bu hangi şekil? Peki şöyle olup hemen kenarlarından olan şöyle kutu gibi olan hangisi? Kare. Peki iki kenarı uzun, iki kenarı eşit olan şekil hangisi? Evet, dikdörtgen. Peki şu şekil hangisi çocuklar? Bir kalp. Harikasınız. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi ben sizden bir tahmin oyunu oynamak istiyorum. Bu önümde görmüş olduğunuz tahtalar sizce kaç tane? Kaç? Duyamadım. Bir bakalım o zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.
tane tahtam varmış çocuklar. Sizce bu bardağın içerisinde kahveler kaç tanedir? Bir bakın 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 şöyle. Birlikte sayalım mı? Sayalım. Evet, bir. Hop. İki. Hop. Üç. Hop. Dört. Hop. Beş. Hop. Altı. Hop. Yedi. Evet, 7 tane daha var. 10 tane tahta, 7 tane kahve. Bakalım bu soda şişesi kapaklarımız kaç taneymiş? Hop, avucumuza koyalım. Bardağımızı da buraya atalım. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5. Soda şişesi kapağımızda kaç taneymiş? 5 tane. Evet çocuklar, bunu da yaptıktan sonra asıl yapmamız gereken matematik çalışmasına geçeceğiz. Ama sizlerden ricam çocuklar, bunlar eğer şu anda elinizde mevcut değilse elinizde bulundurun, toplayın. İçtikçe anneleriniz, babaları sodaları içtikçe bunları toplasın. Çünkü ne yapacağız? Bir sonraki matematik dersimizde bunlarla bir renk çalışması yapacağız. Unutmayın toplamayı, biriktirmeyi, tamam mı? Anneleriniz unutursa siz hatırlayın. Bir de çocuklar, size hemen bundan anlatmak istiyorum. Geçen haftaki dersimizde ne yapmıştık matematikte? Şekillerimizi, hamurumuzu, şekilleri çiziyorduk. Hamurumuzun üzerine ne yapıyorduk çocuklar? Aynası gibi koyuyorduk, hamurumuzu da yapıyorduk. Bu haftada hamurdan sayıları yapacağız çocuklar. Küçük bir parça aldım. Biraz oynayın siz. El kaslarınız gelişsin. Sonrasında ne yapacaksınız? Hiç çizmeye gerek yok. Şekilleri çizmiştik kağıda. Şimdi sayıları anneleriniz size çizsin. Üzerine yapmıyorsunuz. Hemen karşısına bakın. Burada bir var. Nasıl? Hop, burnu sonra vücudu. Ben de hemen şuraya küçük bir çizgi kestim. Ne yaptım? Burnunu yaptım. Hemen yanına ne yaptım? Vücudunu yaptım ve kaç oldu? Bir. Siz de bunu devam ettirmenizi istiyorum ona kadar çocuklar. Aynı bu şekilde yapmanızı istiyorum. Hemen bu etrafımı toparlıyorum. Bunu yapmayı unutmayın. Bana fotoğraflarınızı atıyorsunuz. Harikasınız. Size çok seviyorum ve çok güveniyorum çocuklar. Şimdi ihtiyacımız olan neydi? Tuvalet kağıdı rulolarını kestik ikiye. Üzerine ben İstediğim gibi sayılarımı yazdım ve şimdi bunu yapmak için bana bir kurdale lazım ya da ip lazım. Benim evimde kurdale olduğu için ben kurdale kullanıyorum. Siz isterseniz evinizde varsa annelerim size ip de verebilir. Ne yapacağız çocuklar şimdi? Biraz ipimi, kurdalemi açıyorum. Bir nerede çocuklar, gösterir misiniz bana? Evet, burada. Hemen birin içerisinden ipimi geçirdim. Hop. Peki, böyle koyalım. İki nerede? Burada mı, burada mı? Evet, burada. İkiden de geçirdim. Peki, üç nerede? Hemen burada. Üçten de geçiriyorum. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Biraz çekelim şunu. Dört. Hemen onun üzerinde. Biraz çocuklar çekmeniz gerekiyor ki etkinliğinizi daha yapabilirsiniz. 5. Evet, burada. Bir tane çocuklar, ben size biraz kaldırayım ki rahat görebileyim. 5'i de yaptık. 6 nerede? Hop, şurada. Hemen 6'dan da geçiriyorum. Biraz geçiremedim. Biraz daha çekelim kurdalemizi. Biraz bol tutmanız lazım çocuklar kurdaleyi, yoksa böyle benim gibi karıştırırsınız. 7 nerede? Hemen üzerinde. Hemen geçiriyorum. 7'mi de. 8. Hemen burada 8'den de geçirelim. Takılıyor benimki. 9 hemen bu tarafta. 9'u buldum. Aa, 10'dan da geçirdim.
Bakın çocuklar, böyle bir etkinlik yapacaksınız. Hem el kasımız gelişecek hem de sayıları tekrar etmiş olacağız çocuklar. Nasıl, beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşça kalın.